Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 49. gün, gelinen aşamayı konuşacağız şimdi sevgili izleyenler. TürkSam analisti Sayın Gencehan Babiş telefon attığımızda. Sayın Babiş merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün harekatın 49. günü ve Afrin şehir merkezine de girildi. Cinderes'te ise kontrol sağlandı. Gelinen aşamayla ilgili neler söylersiniz? Öncelikle ben Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Ve şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bildiğimiz gibi Afrin'de artık yavaş yavaş az önce geçen bilgilere de dayanarak şehir merkezine yavaş yavaş girişlerin başladığını söyleyebiliriz. Daha önce, kısa süre önce Racum, Şeyh Adet, ardından Cinderes bölgelerinde yavaş yavaş kontrol sağlanmıştı ve daha sonra artık Afrin şehir merkezine girilen Safa'nın da kapılarını açtı bu ilerleyiş. İlerleyişe baktığımız zaman aslında normal bir şekilde devam ettiğini, operasyonun beklendiği şekilde sürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki Afrin şehir merkezine girerken biraz da uluslararası konjonktüre bakmak lazım. Burada Amerika Birleşik Devletleri ile dün görüşmelerin başladığını öncelikle ifade etmek gerek. Çünkü hali hazırda artan bir tansiyon vardı. Artan tansiyondan sonra tam en yüksek noktaya belki gelmişken Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bir Türkiye ziyareti vardı. Burada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler sonucunda 3 tane komitenin kurulması hakkında bir mutabakata varıldı. Dün bu görüşmeler başladı. İlk gelen sinyallere baktığımızda da aslında görüşmelerin biraz da zor geçeceğini kestirebiliyoruz. 3 komite var Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında bu diyalog mekanizmasının devam ettirilmesinde ilerleyen süreçlerde kullanılacak olan. Birisi bu vize konuları ve FETÖ elebaşının iadesiyle alakalı bir süreci götürecek. Diğeri Suriye'deki süreci ve bir diğer komisyonda PKK ile mücadele sürecini götürecek. Dolayısıyla son süreçte baktığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Tillerson ziyaretinden önceki tutumunda çok büyük bir değişiklik olmadığını da görüyoruz. Evet. En son Pentagon sözcüsünün yaptığı açıklama biz YPG'li teröriste General Mazlum diyerek onu desteklediğini söylediler. Tam da bu noktada aslında belirtmekte fayda vardır. Amerika Birleşik Devletleri general dediği o sözde generalin, Mazlum'un arkasındaysa Türkiye'de orada Mazlumlar için gerçek anlamda bu mücadelesini devam ettirmektedir. Dolayısıyla orada ilerleyen süreçte bütün dünya şahit olacaktır ki teröristler değil gerçek anlamda Mazlumların sözcüsü olan Türkiye kazanacaktır. Bir diğer nokta aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu algıdan başka bunun batıda aslında çok fazla yerleşmiş bir sivil ölüm yalanının YPG'nin çok fazla bu algının yerleştiğini görüyoruz. Şimdi sadece aslında radyoya baktığımızda ve daha sonra bir Halep'in operasyon sonrası görüntüsüne baktığınızda sivil ölümlerinin nasıl olduğunu aslında çok rahat görebiliyoruz. Halep'e baktığınızda taş üstünde taş yok. Ama Racu'ya baktığınızda şehir tamamen yerinde duruyor ve sadece terör mevziyle yönelik operasyonları var. Buradan şuna gelmek istiyorum. Son süreçte Batı medyasında bu sivil ölümlerin nasıl olduğu, nereden çıktığı aslında biraz biz de bunu Batı'ya anlatmalıyız. Evet. Bu minvalde bizim de birkaç gün önce İtalya'da bir enstitüde yayınlanan bir yazımız vardı. Çok ilginç bilgilere biz ulaştık o yazıyı hazırlarken. Örneğin bir örnek vermek isterim. Buyurun lütfen. Afrika bölgesinde bir YPG'li terörist eve sarhoş gelip kardeşini öldürüyor. Kardeşi de YPG'li terörist. Daha sonra kardeşinin ölüsüne gidip morgda YPG terör örgütü el koyuyor. Ve daha sonra bu ölü morgdan çıkartılıp sözde şehit cenazesi olarak lanse ediliyor. Ve YPG bayraklarıyla bir taziye çadırı kuruluyor. Ve batıya baktığınızda da Türkiye'nin Afrin operasyonu devam ederken bir taraftan da
sivil ölümlerinin nasıl olduğunu, ne şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bununla ilgili çeşitli tezviratlar ve bir takım asılsız haberler görüyorsunuz. Bu noktada bence çok dikkatli olunmalıdır. Evet. Çünkü Türkiye'nin uluslararası alanda önümüzdeki süreçte kendisini haklı operasyonunu doğru anlatması bakımından ve Batı kamuoyunun desteğini alması bakımından bu noktaların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, uluslararası platforma taşıdınız aslında siz bu konuyu. Afrin Harekatı ile ilgili yanlış bilgiler, yanlış anlaşılmalar var ve Türkiye neden Afrin'de bunun gerekliliğiyle ilgili bir şeyler yazdınız. Yanlış algıların önüne geçmek dediğiniz, az önce bahsettiğiniz olay gibi mi? Daha başka neler var yanlış algılanan? Şimdi birkaç nokta var aslında. Bir, operasyonun başladığı günden bu yana terör örgütünün özellikle sosyal medya üzerinden birçok farklı yerlerden daha önce yaşanmış olaylardan fotoğrafları kullanıp sanki bunun Türk askeri ve ÖSO unsurları tarafından Afrin'de yapıldığıyla yönelik çok ciddi bir kara propaganda var. Öncelikle bunun önüne geçilmesi lazım. Bununla alakalı da zaten Türkiye içerisinde çeşitli yasal kovuşturma süreçlerine başlandı ve bunlar devam ediyor. Diğer taraftan örneğin kısa bir süre önce bir Orta Doğu muhabirinin bir yazısı vardı. Bir YPG'li teröristle röportajında YPG'li terörist şu ifadeyi kullanıyor. Türkiye isterse buraya yarım saatte girebilir diyor. Evet, Türkiye isterse oraya yarım saatte girebilir. Ama girmemesinin sebebi bir şehitlerimizin orada olmamasına dikkat etmek ve operasyonu dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde sürdürmek. İki, oradaki sivil ölümlerinin herhangi bir şekilde yaşanmaması ve kasıtlı herhangi bir durumun ortaya çıkmaması adına Türkiye'nin son derece dikkatli olarak bu operasyonu yürüttüğünü görüyoruz. Ve buradan da aslında dediğim gibi, yani bir Halep'in fotoğrafına bakın, bir Rajun'un fotoğrafına bakın. Aradaki farkı gerçekten çok net bir şekilde anlayacaksınız. Önümüzde de Afrin şehir merkezi süreci var ki çok kritik bir süreç olacak. Baktığınız zaman Suriye Demokratik Güçlerinden, YPG'nin o omurgasını oluşturduğu örgütten yapılan açıklamalar var. Suriye'nin çeşitli yerlerinden 1700 tane teröristin Afrin şehir merkezine getirildiğini açıkladılar. Ve Amerika Birleşik Devletleri de maalesef bunun durdurulması noktasında herhangi bir şey yapmıyor. Aksine bunun teşvikiyle maalesef meşgul. Ve dolayısıyla bu gibi durumlarda hali hazırda yürüyen o diyalog mekanizmasını da olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum ben. Evet. Afrin Harekatı'nın %60'lık bir bölümü tamamlandı bilgileri paylaşılıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise şöyle bir şey söyledi. Mayıs ayına kadar bitebilir öngörüsünde bulundu. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ise 700 kilometrenin üzerinde bir alan kontrolümüz altında dedi. Şimdi bu alan ne olacak peki? Zaten şu anda Afrin'in bir haritadan incelediğiniz zaman bir hilal şeklinde Afrin şehir merkezinin tamamen artık Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatıldığını görüyorsunuz. Evet. Ve artık yavaş yavaş şehir merkezlerinin içerisine giriş başlıyor. Tek açık nokta var. Orası da rejim kontrolü altında olan, biraz güneyde olan bir bölge. Birkaç hafta evvel buraya yönelik çeşitli lojistik destekle alakalı ve buraya rejim milislerinin yönlendirilmesiyle alakalı bazı haberler okuduk ama Türkiye buna çok kararlı bir şekilde cevap verdi ve girerken zaten vurdu. Teröre desteği engellenmesi noktasında Türkiye tarafından atılmış kararlı bir adımdı ve bunun aslında daha geniş bir çerçeveye yayılmasını da o bakımdan Türkiye başlarken frenlemiş oldu. Yalnız şu noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Artık savaşın da oradaki, daha doğrusu operasyonun da boyut değiştirdiğini göreceğiz. Artık biz şehir operasyonuna geçiliyor. Türkiye'de bunu daha önce biz silahlı kuvvetlerimizde gerek polis özel harekat, gerek jandarma özel harekat zaten bölgeye intikal etti. Ve bunlar daha önceki zamanlarda da Türkiye içerisindeki bu hendek operasyonlarında tecrübeli birimler. O birimlerin Afrin'e aktarıldığı takdirde zaten bu tecrübesiyle rahatça oradaki durumun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Evet. Bir diğer nokta, Türkiye'nin insansız hava araçlarının orada artık daha etkin şekilde kullanılması ve Türkiye'nin milli silahlarının da aslında bir bakıma orada
başarı testi yapılıyor ve gayet de iyi sonuçlar alınıyor gördüğümüz kadarıyla. İki noktada önemli. Bir, teröristlerin menzilesinin saptanması ve onların etkisiz hale getirilmesi bakımından çok önemli. Diğer noktada tam olarak aslında biraz önce belirttiğimiz bu uluslararası kamuoyu noktası. Daha önce belli yerlerinde arşivlenip o yukarıdan alınan, havadan alınan görüntülerle aslında teröristlerin sivil kılığına girerek nasıl bir o az önce dediğimiz kara propagandaya imza attıklarını gördük. Bunların açığa çıkartılması bağlamında çok önemli. YPG'nin orada işlediği savaş suçları var. Bu savaş suçları uluslararası aslında kurumların, örgütlerin raporlarında belgeli. Af örgütünün bununla ilgili, uluslararası af örgütünün bununla ilgili bir raporu var. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bununla ilgili bir raporu var. Ve Türkiye'nin de yine kısa süre önce ortaya çıkan bu İHA'larımızla sivillerin oradan sivillere YPG'nin nasıl zarar verdiğine ilişkin görüntüler var. Türkiye'nin dolayısıyla oradaki insansız hava araçları da ilerleyen süreçte terörle mücadelesinde ben iki noktada hem bunların imha edilmesi, etkisiz hale getirilmesi, evet, hem de bu yalanların doğru bir şekilde Batı kamuoyuna aktarılması bağlamında görüntüler alması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam, pekala. Sayın Babiş, çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Size.